Sevgili dostlarım merhaba, nasılsınız? Dolar düşüyor. Dolar 5.89 seviyesine kadar geldi ve hemen düğün bayram ilan edilmeye başlandı. Doların düşmesinin asıl sebebini konuşacağım bugün sizlerle. Dolar neden düşüyor sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Ama öncelikle sizlere bir sendromdan bahsetmek istiyorum. Stockholm sendromu bu sendromun ismi. Bu sendroma rehineler kapılıyorlar. Yani kendi katiline aşık olan kişi. İşin özeti şu, eğer ki Stockholm sendromuna yakalandıysa bir kişi, kendisini rehin alan kişiye aşık oluyor. Bütün diğer meseleleri unutuyor sevgili dostlarım. Orada bir rehine olduğunu unutuyor ve onlarla birlikte hareket etmeye başlıyor. Çok ilginç bir şey bu. Neden bunu anlattım? Aslında bizim dolardaki pozisyonumuz da bir tür Stockholm sendromu. Doların gevşemesinin sanki her şeyi ucuzlatacağını düşünen belli bir kesim var. Daha doğrusu böyle bir algı oluşturuldu. Bu gevşemeye biz aslında keriz silkelemesi de diyebiliriz. Borsadaki keriz silkelemesiyle benzer bir durumdan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Büyük spekülatörler kağıdı belli bir seviyeden toplamaya başlarlar. Ama kağıdı yükseltmezler. Mesela bir kademe yukarı çıkar aldıklarında, sonra hafif satışla onu geri verirler. Tekrar uygun seviyeyi yakalarlar, fiyat seviyesini yakalarlar. Bir kez daha kağıt almaya başlarlar. Sadece Türkiye'ye has bir özellik değildir. Dünyanın her yerinde yapılan bir şeydir bu sevgili dostlarım. Borsalarda özellikle. Ve sonrasında istedikleri miktarda malı topladıkları an itibariyle hızlı hareketler başlar. Yani çok sert alımlar yapmaya başlarlar ve kağıdı yukarıya doğru taşırlar. Hedefe gelene kadar hızlı bir şekilde alım yapmaya devam ederler sevgili dostlarım. Onlar aldıkça küçük yatırımcı da alır. Doğru zamanı yakaladıysa küçük yatırımcı sorun değil. Yani o yükselişten faydalanır ve para kazanır. Ama eğer ki doğru zamanı yakalamamışsa panikler, morali bozulur, canı sıkılır, onun için malını satar ve %20, %30 zararlarla piyasadan çıkar. Ondan sonra da ya kardeşim borsa demeyin bana sakın çünkü borsa bana zarar ettiriyor der. Oysa borsayı uzun vadeli düşündüğünüz zaman para kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve uygun zeminde eğer ki hisse senedi aldıysanız, stokladıysanız para kazanabilirsiniz. Ama küçük yatırımcının kısa vadelerle iş yapıp para kazanma ihtimali çok düşüktür. Evet, çok küçük bir kısmı sadece para kazanır, büyük bir kısmı da para kaybeder sevgili dostlarım. Şimdi gelelim dolar meselesine. Dolar neden düşüyor meselesine? Dolar düşüyor çünkü yabancılar, bu kez özellikle yabancı spekülatörler, dolar spekülatörleri düşük seviyelerden dolar toplamaya çalışıyorlar. Bakın altını ısrarla çizerek söylüyorum sevgili dostlarım. Düşük fiyatlarla dolar toplamaya çalışıyorlar. Ve sadece bankaların ve merkez bankalarının rezervleri bu işe yeterli olmayacağı için, çünkü milyar dolarlardan bahsediyoruz. Çok ciddi miktarda şu anda yabancıların hisse senetleri var. Ve bu hisse senedinden her çıkışlarında talep ettikleri doları almaları gerekiyor. Ama doları almak o kadar kolay değil elbette. Neden? Çünkü hızlı bir alım yaparlarsa bir anda fiyat yukarıya doğru hareket ediyor. Fiyatın yukarıya çıkmasının yabancılar için bir faydası yok. Aksine maliyetlerini arttırıyorlar sevgili dostlarım. Nasıl maliyetlerini arttırıyorlar onu da anlatayım sizlere. Borsadan çıktılar, hisse senetlerini sattılar diyelim ki. Hisse senetlerini sattıktan sonra dolar alacaklar elbette. Bu parayı Amerika'ya ya da Avrupa'ya götürmek için ya da başka alanlarda, başka borsalarda, yani başka ülkelerin borsalarında ya da tahvil piyasalarında işlem yapmak için paralarını çıkartmaları gerekiyor. Onun için dolar almaları gerekiyor. Eğer ki dolar 6 lira seviyesinde olursa maliyetleri farklı olacak. 5 lira seviyesinde olursa maliyetleri farklı olacak. 10 lira seviyesinde olursa maliyetleri farklı olacak sevgili dostlarım. Eğer ki dolar 10-12 lira seviyesinde olsaydı yabancıların piyasadan çıkması daha zorlaşırdı. Dolar fiyatını eğer ki yabancılar
5.50, 5.70 seviyelerine, 5.80 seviyelerine, belki 5.25 seviyelerine çekebilirlerse ki çok mümkün. Neden çok mümkün? Zaten hükümet 23 Haziran'a kadar doları bu seviyelerde tutmak istiyor, yükseltmek istemiyor. İstanbul seçimleri kazanabilmesi için elinde bir koz olmasını istiyor ve doların her yükselişi onu yıpratıyor. Bu yıpranmayı göze alamıyor. Doları baskı altında tutarak, evet, biz doları baskı altında tutarak ne yapıyoruz? Ucuz fiyatlarla, uygun fiyatlarla elimizdeki malı yabancılara kaptırıyoruz. Evet sevgili dostlarım, ucuz fiyatlarla elimizdeki doları yabancılara kaptırıyoruz. Ve dikkat edin, Merkez Bankası rezervleri her geçen gün biraz daha azalıyor ve yabancıların Türkiye'den adım adım çıktığını ısrarla sizlere söylüyorum. Çünkü sevgili dostlarım, bakın, S-400 meselesi hala Türkiye ile Amerika arasında çözülmedi. Velev ki S-400 problemini Türkiye-Amerika kendi arasında çözdü, bu kez Rusya ile Türkiye'nin arası bozulacak. Diğer taraftan Amerika ile İran arasındaki problem devam ediyor. Hala bir seçim ortamı var ve belirsizlik devam ediyor. Türkiye ekonomisiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. İşsizlik artıyor, enflasyon artıyor. Sevgili dostlarım, Türkiye borç bulmakta zorlanıyor. Ciddi bir faiz ortamı var. Reel sektör batık durumda ve her geçen gün yeni batıklara batıklar ekleniyor. Bankacılık sisteminde özellikle batık kredi miktarları her geçen gün biraz daha fazla artıyor. Dünyanın hiçbir ekonomisinde eğer ki bu kadar büyük belirsizlikler varsa o ülkenin para birimi değerli olamaz sevgili dostlarım. Velev ki değerli oldu, çok değerli olursa da eğer ki para biriminiz, işte 2000'lerin başından 2012, 2013, 2014'e kadar gelen sürece baktığınızda şunu görürsünüz. Bu kez de içerideki reel sektörünüz darmadağın olur. Her şey yabancıların eline geçer. İthalat odaklı bir ülke haline gelirsiniz. Üretiminizden tüketiminize her şeyiniz ithalat odaklı olur. Ve günün sonunda biz neden üretemeyen bir ülke haline geldik demeye başlarsınız. Onun için kurun değerli olması her zaman iyi bir şey değildir. Onun için zaman zaman TL olması gereken seviyeye getirilir. Sabit kurda bu yapılırdı, devalüasyon yapılırdı. Dalgalı kurda da aslında piyasa kendi kendine bu seviyelere gelir sevgili dostlarım. Ama işin kötü tarafı, ne yazık ki bir kez daha altını çizerek söylüyorum, Türkiye'de dövizde bir Stockholm sendromu var. Yani biz bizi rehin alan yabancılara teslim olmuş durumdayız sevgili dostlarım. Ve yabancılara ucuz doları kaptırmaya devam ediyoruz. Bakın, elimizdeki malı, doları kastediyorum, elimizdeki malı ucuz fiyata veriyoruz. Bunu kim yapar sevgili dostlarım? Paraya sıkışmış adam yapar. Evet, paraya o kadar sıkışmıştır ki evini yarı fiyatına satar. İş yerindeki malları yarı fiyatına satar. İş yerinde mal kalmazsa iş yerini de yarı fiyatına satar. İşte biz şu anda doları bu düşük seviyelerle kime satıyoruz? Bakın, önemli olan bu. Doların seviyesi değil önemli olan. Bu seviyelerden malı kim topluyor? Bu seviyelerden malı kim alıyor? Doları düşürüp düşürüp toplayanlar kim? Eğer ki benim söylediğim gibi yabancılarsa günün sonunda ne olacak biliyor musunuz sevgili dostlarım? İhtiyacı olan doları alıp cukkayı doldurduğunda artık buradan gitmeye karar verecek. Ve o gittiği günde Türkiye'ye büyük zararlar vererek gidecek. İşte biz ani dolar yükselişlerini, ani dolar sıçramalarını o gün, o dönem görebiliriz sevgili dostlarım. Ve o zaman işte bize büyük enflasyonist baskılar yaratabilir ve bütün ekonomik dengelerimizi alt üst edebilir sevgili dostlarım. Evet, dolar neden düşüyor sorusunun asıl cevabı bu. Doları düşüren ne Merkez Bankası, ne Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmiş olması, ne de ekonomimizin düzelmesi. Sadece bizim elimizdeki doları ucuza kapatmaya çalışan yabancıların akıl oyunları sevgili dostlarım. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın.